Arkadaşlar merhaba. Burası da bizim ördeğin yeni yuvası. BİM'den bilibili kolisi aldım. Evet bakalım. Bakalım. Adam benim pamuklarım yatıyor mu? Yatıyorlar mı bunlar? Sırcıklar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet sağlıklılar. Bir tanesi sadece altında. Çünkü o nasıl söyleyeyim size, biraz daha gelişememiş, kafası halen şiş ama sağlıklı yaşıyor. Ayağını kontrol etmekte biraz güçlük yaşıyor. Annesinin altı sandığı için kafasıyla yukarı itiyor, açıyor tabi. Gördüğünüz gibi o da burada. Bunun kafası birazcık balon, yani tam gelişememiş. Gelişmesi için de biraz uyuması lazım burada. Onun için de şöyle saklıyorum ben onu. Tam lambanın altına koydum ki üşümesin. Zaten içerisinin sıcaklığı da gayet normal. Lamba sıcaklığı yüksek. Delikleri vardı. Delikleri tamamen kapattım. Sadece bu kısımdaki delik yeterli zaten bunlar için. Gördüğünüz gibi suyunu ve yemini koydum sadece. Su içmeye başladılar zaten. Yavaş yavaş hepsi tamam artık. İçmeyi de öğrenecekler, yemeyi de öğrenecekler. Muhtemelen zaten burada ayaklanmış olanlar yemek yemeyi, su içmeyi öğrenmişler. Zaten birisi de gördüğünüz gibi orada içiyor. Anam yavrum. Ezallah. Ve arkadaşlar bunu nasıl söyleyeyim? Ördekleri için nasıl yem veririz diye düşünürseniz toz yem alıyoruz. Her zaman klasik toz yemlerden. Ve su koyuyoruz yanına. Ördekler biraz kazlara göre direnci yüksek. Toz yemlere karşı daha dirençli olabiliyorlar. Kazlarda bu toz yem sorun oluyor. Çünkü çok fazla yedikleri için yürüme güçlüğü yaşıyorlar. O açıdan toz yem biraz tehlikeli olabiliyor. Fazlası. Mutlaka dinlendirin ara ara hayvanları. Yani kazlar için diyorum. Ördeklerde pek sorun olmuyor. Çünkü ördekler biraz daha hiperaktif. Daha şey oluyor. Şuna bakın, şuna şuna nasıl yatıyor ya. Kafayı konu gömmüş. Yastık gibi. Saman da koydum tabi arkadaşlar. Alttan soğuk almasın diye. Yalnız mutlaka yani bunları beslerken salatalık ince ince kıyım. Ben öyle yapacağım. Şu an pazar olduğu için salatalık bulamadım. Yarın muhtemelen salatalık getireceğim. Salatalığı bunlar çok seviyor arkadaşlar. Hem bağırsaklarını temizlemek için, içerisini temizlemek için daha iyi oluyor. Rahat dışkılayabiliyorlar. Çünkü su aymanı zaten sürekli su içtikleri için pek sorun olmuyor ama yeşillik mutlaka olmasında yarar var. Çünkü bu hayvanlar her şeyi yiyor. Yani ördekler kazlara göre farklı olduğu için her şeyi yiyor bunlar. Ama yavruyken ince ince kıyılmış yeşillik mutlaka vermeliyiz. Çünkü bağırsakları daha her şeyi yeni yeni çalışıyor. Şu an bebek tüylerini artık atmaya başlıyorlar. Yani yumurtadan ilk çıkmış olduğu tüyler. Etraf hep tüy zaten. Küçük küçük. Görünmüyor pek ama elimizi sürdüğümüz zaman elimize yapışıyor o tüyler. Son durum bu arkadaşlar miniklerimde. Gördüğünüz gibi aynen mi? Nasıl bakıyor? Mölüm mölüm bakın bakın. Ne oldu pıtık? Pıtık. Bak bak nasıl bakıyor. Gözlerinde sürme var. Ama ilginç arkadaşlar bir tanesi kapkara bakın. Şu. Gel buraya bakayım. Ama elim yandı. Gel buraya. Bakın bu kapkara arkadaşlar. Böyle ışıktan biraz uzak göstereyim. Evet, bu kara. Hiç gözünde çizgi yok. Ama hiperaktif. Yani canlı. Maşallah. O biraz farklı çıktı yani simsiyah çıktı. Artık nasıl bir şey olacaksa aynı olacaktır muhtemelen de şunlar gibi değil yani biraz farklı. Kapkara. Karabatak gibi aynı. Yani kazlar da var şimdi şüphelenmiyor da değilim.
Biraz farklı yani diğerlerinden. Renk olarak da farklı. Büyüdüğünde göreceğiz bakalım hep beraber nasıl bir. Zaten şu an kameranın önünde. Büyüdükçe göreceğiz. Takip takalım. Neyse arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Beğenirseniz de sevinirim. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.